Allah'ımız hiçbir şekilde bizi geri çevirmiyor. İnanın bana çevirmiyor. Ayeten yani kürsi korumanızı <laughs> bize bir öğretmenizi istiyor. Estağfurullah. Evinizi, işinizi, arabanızı, çoluğunuz, çocuğunuzu hepsine alabilirsiniz. Hiçbir musibet yaklaşamaz size. Gerçekten kuvvetli bir korumadır. Evrensel en güçlü koruma kalkanıdır. Hiçbir şey onu delip geçemez. Hiçbir şey. Kıble karşısına geçiyoruz. Öne, arkaya, sağa, sola, yukarı, aşağı. Son kitap, son peygamber aklet. Aktif enerji Kur'an-ı Kerim'in üzerindeyse Kur'an-ı Kerim'le NASA bile çalışıyorsa e sen de aklet. Negatif duygularımızı nasıl dönüştürebiliriz? Hmm. O yüklerden nasıl kurtulabiliriz? Bir tekniği var evet. mı? Var var olmaz Hadi mı? yapalım. Odaklandın. Ağzının tadı nereye gidiyor? Ona bak. Ağzının tadı değişiyorsa en güzel illaki ot mu yakacaksın? Ada çayı yak. Anne adını doğum tarihini yazanlar bile var. Yazmayın. Niye? Anne adımız bizim mühürümüz. Parmak izimiz. İçeceğiz şu an birbirimize girdi evet. avralarımız, avralarımız. Sen de olanı ben alıyorum, evet. ben de olanı sen alıyorsun evet. gibi. Evet Aa. Efendim merhabalar, Farda Yıldırım YouTube kanalında kendisini ikinci kere ağırlıyoruz. İlk videoyu çok sevmiştiniz. Bu videoda da lütfen bizimle kalın. Çok çok güzel söylemleri var bugüne dair. Başta biraz böyle kıyamet çağı ile ilgili söyleyecekleri var ama sonrasında nasıl korunacağımızı bize anlatacak. Teslimiyeti anlatacak harika başlıklarımız var. Bizimle olun hemen konuğuma merhaba demek isterim. Yazar, sosyolog, belgeli, profesyonel, koç <laughs> Sibel Uzun bizimle. Sibel Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanımcığım. Sizi Nasılsınız? Gör sizi görmek inanılmaz beni iyi yapıyor. Çok Aynen teşekkür güzel ediyorum anne, mutlu tekrar davetiniz için. için. Sağ olun, var olun. Şimdi geçen programdan hatırlarsınız orayı bugün biraz açacağım. Her yerden enerji alıyorsunuz. Bedeniniz aslında... Bir görseniz kevgir gibi demişti o enerji bedenlerimizi düşündüğümüzde. Ve kalabalık yerlere girip çıktığınızda da mutlaka önlem alın. Korunma dualarınızı okuyun demişti. Bugün biraz açacağız. Sibel Hanım'cığım önce şuradan bir söze girmek istiyorum. E, elim bir e, kaza yaşadık yakın evet. dönemde. Erzincan İliç'te. Şimdi Fırat Nehri'ne doğru Siyenür akması ile ilgili bir takım haberler alıyoruz. Allah bütün bu kötülüklerden olası Hı. bir... Çevreye dair tehditlerden Amin. hepimizi korusun koldasın da bu e, olay sebebiyle e, bir hadis yeniden gündem oldu. E, ben e. hadisi izleyicilerimize bir okuyayım arkasına da sorumu yönelteyim. Hadis de diyor ki Fırat nehrinin suyu çekilip aktığı yatakta bulunan bir altın dağı meydana çıkmadıkça ve kurtulup kazanan ben olayım diye birbiriyle çarpışan her yüz kişiden 99'u olmadıkça kıyamet kopmaz diyor bir alamet olarak nitelendirmeliyiz. Hepsini Eyvallah. böyle e, kapsayan sorumda elbette şu. Kıyamet çağındayız. Eyvallah. Ee, o kadar sıkıntılı şeyler ki üst üste hem dünya genelinde hem de ülkemizde yaşanan bir sürü şey oluyor. Hatta bugün de size söyledim Marmara Denizi'nde bir gemi de battı. Yani her şey ülkemizin üzerinde sanki böyle oynanan e, o negatif savaşları daha da aşağı nasıl çekebiliriz? E, yapmak üzere bizim ülkemizde özellikle hani bizi daha aşağı nasıl çekerler onun peşindeler sanki bir taraf ama e, hadisten yola çıkarak şunu söylemek istiyorum zaten kıyamet çağındayız Allahu alem der susarım ben buna e, her şeyin en doğrusunu Rabbim bilir şimdi bu hadis kutsi öne çıktığı an İncil'de öne çıktı ve İncilde vahiy bölümünde 5. borozan diye ifade ettikleri, hatta 6. borozan diye ifade ettikleri o sure üfleme şeklinde meleklerin gönderilmesiyle görevlendirilmesiyle kıyametin başladığını ifade edilen e, bölümler var. Çok detayına girmek istemiyorum. Neden? E, İncil'i bir yere kadar bazalıyorum. Bir yerden sonra bırakıyorum. Dönüp bakıyorum Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var mı? Yok. Yoksa o zaman diyorum dur. Çünkü e, bir tahrif edilme hikayesi olduğu için. Yanı sıra dikkatimi çeken şey şu. Biz büyük alametleri daha tam olarak görmedik. Şimdi bunun büyük bir ihtimalle devletimiz yapacaktır ve üstünde de duracaktır. Bunda bir el var mı yok mu önce bir ona bakılması gerekiyor. Yani bir sabotaj o, evet, ihtimali. Evet, O kadar çok ülkemizin üzerinde oynanıyor ki oyunlar. Her şeyi yapıyorlar. O frekanslarla, titreşimlerle yapay depremleri bile yapıyorlar. Mutlaka benim burada sadece tek bir itirazım var. Depremse de söz konusu olan böyle bir kazaysa da e, eğer zayıf bir noktan varsa o güçler zaten o zayıflıktan yakalar. Kesinlikle. Yani bu kazada olduğu gibi önlenme ve tedbir alınması gereken Kesinlikle. noktaları var ki deprem konusunda eğer bir yapay deprem yapabilme güçleri varsa o zaman fay üstüne ev yapmayacaksın Kesinlikle. gibi. Yani Kesinlikle. ne demek istediğimi izleyicilerimiz anlamıştır. Ben Bunları yapmıyorlar demiyorum. Bunları hep cebimde tutuyorum. Ama bizim de ona göre tedbirli ve önlem alıyor Kesinlikle olmamız lazım. Evet. Buyurun i̇şte lütfen. O zaten teslimiyet de orada devreye girer ya genelde. Siz önleminizi alın ondan sonra ne olacaksa olacaktır zaten. Ama e, şuradayım ben. Şimdi kıyametin göbeğindeyiz. Neden kıyametin göbeğindeyiz? Bu kıyamet neye göre kıyamet, kime göre kıyamet? Herkes her, her an kıyamet yaşıyor. Ben kendi içimde geçen hafta çok büyük kıyametler yaşadım. Yaşadım yaşadım yeniden doğdum. Öldüm öldüm yeniden doğdum. İnsanlar da bunu yaşıyorlar. İnsanlığı aşağıya çekmek için yapılan bir sürü şey var. Şimdi Gazze'den başlayacak konu Ferda Hanımcığım. Ee, Gazze olayları başladığında da biliyorsunuz yine elit kesim çok fazla işte Tevratla birlikte kehanetlerini gerçekleştirdiklerini hı hı. söyleyerek Mehdi'nin gelmesini artık bekliyoruz Evet. şekline büründüler. Bunların hepsi birer takım oyunu, ayak oyunu. Dolayısıyla gerçekten ben buna çok önem veriyorum. Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indikten sonra Allahu Alem demiş ki son kitap son peygamber aklet. İkra aklet. Demek ki biz çok okuyacağız. Tamam ve İncil'den yola çıkarak ya da Tevrat'tan yola çıkarak işte Armageddon savaşları Armageddon onu bile söyleyemiyorum. Bakın o kadar ki ruhumda değil. O kadar ki önemsemiyorum. Aslında kıyametten bahsediyorlar. Hı hı. Ama hı hı. bunu komploya çevirmenin de ya da başka şimdi anlatırken de şöyle diyorum. Aktif enerji Kur'an-ı Kerim'in üzerindeyse, Kur'an-ı Kerimle nasıl bile çalışıyorsa e sen de aklet. Hani işi orada aslında kesiyorum. Dolayısıyla hadisten tekrar e, konuyu ele alacağım. Her şeyin vakti var, her şeyin en doğrusunda Allah bilir daha o yataklar açılmadı, altından altın dağlar çıkmadı, onlar bunlar olmadı. Her şey vaktine esir ve vaktine gebe. Biz en iyisini yapmak için bir devam edelim. Gerçekten kıyametteyiz. Kendi içinizdeki kıyameti bir bitirin bakalım. İyi insan olabilecek misiniz? Bir ona bir bakın. Bugün haberlerde hayvan katillerini bas bas herkes gösteriyor. Kaç kişi imza atıyor? Kaç kişi cimere yazıyor? Kaç kişi onu bunu yapıyor? Herkes kendini işte bu bağlamda sorgulamalı diye düşünüyorum. Onun için bugün hayattayız ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Anın bir, son, bir saniye sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Bir anda sura o üfleme olduğu zaman herkes zaten olduğu yere yığılacak. Kur'an-ı Kerim'de öyle demiyor mu? O gökyüzünün o kırmızılığını gördüğünüzde aklınız başınızdan gidecek diyor. Çünkü güneşin o... Ee, Aktif enerjisi, o gözle gördüğümüz dola, dolanan, dalgalanan ne varsa gökyüzünü aynı şekilde göreceğiz biz. Cehennem ateşini gökyüzünde göreceğiz tabiri caizse. E, şimdi onu görmeyi niye bekleyelim ki? Sen içindeki cehennemi bir durdur. İyi insan olursan işte içindeki cehennemi durduracaksın. Kıyametten de korkmazsın. Korkmazsın. <laughs> ya, bir şey söyleyeyim mi Ferda Hanım? Kalben söylüyorum ki, hı hı. ya geçen hafta annem böyle çok ciddi bir olay yaşadı. Geçmiş olsun. Allah'ım <laughs> razı olsun. Ya tek dedim ki tek duam şu oldu Allah'ım iki rahmetten birini nasip eyle. Hani Araf'ta bırakma benim annemi. Annem yedi gün komada kaldı sekizinci gün uyandı. Şimdi o onun mucizesidir o onun takdiridir ama e, bilemezsiniz neyin size hayır olacağını. Bir de ölüm Allah'a kavuşuyorsun hani nuruna kavuşuyorsun. Bunun neyinden korkabilirim ya da neyinden çekinebilirim. Sen iyi insan olursan hiçbir şeyden korkmazsın. Bilirsin ki Rabbim her an senin arkanda. Hep, hep yani hep destekler seni. O yüzden mi teslimiyete hep vurgu yapıyor? Evet. Sibel Uzun e, teslimiyet özgürlüktür diyor. İradeyi Allah'a teslim etmenin özgürlüğünü yaşayabilmem için ben nasıl sağlayacağım o teslimiyeti? İşte az evvel dediğim şey çok basit. Şimdi al, al biz şunu kabul ediyor muyuz? İman ediyoruz değil mi Allah'a iman evet. ediyoruz ve diyoruz ki Rabbim ne ilersen en güzel eylersin. Doğru. Şimdi bunu dedikten sonra hani duanı da niyaz ettikten sonra ay acaba mı dediğinde iş nereye gidiyor? E, Allah'a mı güvenmiyorsun? İstediğin duaya mı güvenmiyorsun? Sen şimdi hangisine güvenmiyorsun? Şimdi dua etmek var dua etmek var her zaman bunu söylerim. O iradeyi teslim edebilmek iradeyi Allah'a bırakabilmek gerçekten çok büyük iş. Öyle kolay iş değil yani. Her ne gelirse rıza gösteriyorsun. Her olana bitene rıza gösteriyorsun. Ama şunu da yapıyorsun. Eşeğini tabiri caizse eşeğini sağlam kazağa bağlıyorsun. Yoluna devam, devam ediyorsun. Gerisi Allah'ın takdiri. Oluyorsa hayrıma, olmuyorsa da hayrıma. Hayrın içindeki şerri, şerrin içindeki hayrı bir tek Rabbim bilir. Biz bilmeyiz ki. Olana rıza göstersen. Olana rıza gösterdiğinde senin işte gerçekçi, olduğunda bir de. Çünkü bir mekanizma vermiş de bize düşünebilelim. Bakın, bizi hayvanlardan ayıran en önemli özellik düşünebilme yetisi biliyor musunuz? Yoksa her şeyimiz aynı. Duygularımız bile aynı. Yani ee ben eğer onlardan bir tık öndeysem, düşünebiliyorsam e düşün, e idrak et. Yaptığın şeyde sana doğru gelen ne var? Ailene doğru gelen ne var? Etrafına doğru gelen ne var? Alacağın aksiyon planlarını doğru hesapla, doğru planla. En güzelini yap, en hayırlısını yap. Sonra arkana yaslan. Rabbim onu işler zaten. Tık 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 tık. Negatif duygularımızı nasıl dönüştürebiliriz? O hmm. yüklerden nasıl kurtulabiliriz? Çünkü en başta siz de söylediniz. Dünyada da çok acayip şeyler oluyor. Evet. Ülkemizde de olası tehditler, tehlikeler. Bunların içinde zaten bir böyle sorunlar yumağına evet. dönüştük. İyi şeyler azaldı gibi hissediyorum ben. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Bu negatif duygulardan nasıl kurtulabiliriz? Çok çok güzel bir şey söylediniz. Kolektif, bir tekniği evet. var mı? Var var olmaz Hadi mı? Hadi yapalım. Yapalım. Özellikle kolektif. Bakın kolektif çok önemli. Çünkü insanlar gün içerisinde dört mevsim yaşıyorlar. Evet. Duygusal anlamda. Hı -hı. Bak orada şunu fark et diyorum. Her şey sana ait de olabilir, ait de olmayabilir. Sen sana düşen ne varsa, duygunu tadımla bir defa o duygu... Bizim negatif duygularımız, o bilinçaltı kodlarımız biz düşündüğümüzde bir şeyi e, ağzımızda acı bir tat yaratır. Ee, korkunu düşün mesela. Şu an ne hissediyorum ben? Kaybetmekten mi korkuyorum? Kaybetme korkuna odaklan. Odaklandın. Ağzının tadı nereye gidiyor? Ona bak. Ağzının tadı değişiyorsa, negatife, kötü tada dönüyorsa o korkudan Dönüşebilmen için uygulaman gereken teknikler var. Bir saniye bunu e, sembolik olarak söylemiyorsunuz hayır, o ağız hayır. tadını. Evet. Negatife düştüğümüzde, korkuya kapıldığımızda ağzımızın tadı evet, mı evet, değişiyor? değişir. Anında değişir ve karnınıza anında böyle kalp tam e, diyaframınızın orada kalp atışlarınızı hissedersiniz. O, bu duyguları hissetmek, fark etmek çok kolaydır. Ve e, siz o bana... bir şeyde de ağzımız tatlanıyor Tabii mu? Tabii ki tatlanıyor. Bazen ağzınızın tadı... Hiçbir şey yememişsinizdir ama öyle lezzetlidir ki, öyle tatlıdır ki çünkü siz mutlusunuzdur. Yani iyisinizdir, enerjiniz yüksektir, auranız temizdir, sağlıklıdır, hı hı. pozitifsinizdir. Ağzınızın tadı bile bambaşka olur. Ama siz bana burada e, bende var olan, benim bilinçaltımda var olan negatif bir kodumla alakalı kendinize ait bir anıyı anlatın. Ben orada üzülüyorsam aşırı Ağlama ya dönüyorsam ya da öfkeleniyorsam falan oluyorsam bilin ki orada sizin yaşadığınız duyguyla alakalı benim de eş duygum var. Bilinç altında bu kod var ve anında ağzımın tadı değişir. Suyun tadı bile acı gelir. Demire kaçan bir tat olur ağızda. Evet evet, evet demire kaçan bir tat olur. <laughs> Dolayısıyla şimdi bu duyguyu fark ettin. Tamam. Benim iki kitabımda da var bunlar Ferda Hanım. Ben şöyle bir göstermek istiyorum. Siz anlatın lütfen. Evet. Özellikle e, rota hesaplanıyor. Kendi de dönüş başladı kitabımda. Bir bağ kesme çalışmam var. Ve bir yüklerden arınma çalışmam var. Onlarda da çok güzel çalışmalar var ama. Lütfen ve lütfen diyorum. Duyguya girdiğin anda o duyguyu kendinde hisset, fark et. Hissettiğin şey sana hangi anını hatırlatıyorsa, hangi olaya götürüyorsa orada... Orada oraya bir dönüştür. Yani istersen sahneyi dönüştür. Yaşadığın olayı tam tersine çevireceğiz. Çevir. Mesela nasıl diyelim? İşte kendimi çocukken otobüste giderken yaşlı bir teyzenin kalp krizi geçirmesine tanık olarak hatırladım ve orada ölüm korkusu geldi bana. Ya kalp krizi geçirir de ölürsem diye. Bu anıyı çocukken yaşadım ben. Bugün bilinçli anımda da sürekli böyle ölmekten korkuyorum mesela. O anı eğer benim gözümün önüne geldiyse ben o anıyı şu şekilde değiştirmeliyim. Otobüse o günü yaşamalıyım. Otobüse bindim, mutluyum. İşte kitabımı okuyorum, keyifliyim. Otobüsün içindeki insanlar, herkes mutlu. Güzel duyguları ekeceğiz oraya. Teyze bir anda orada bir tansiyonu düşer gibi oldu. İşte hemen oradan bir tane başka yolcu ben doktorum dedi ona yardım etti. Teyze kalp krizi geçirmedi sırtına vurdu derin derin nefesler aldı ve sağlıklı bir şekilde arabadan indi, otobüsten indi gibi bunu gördüğüm zaman yaşamak güzel, yaşamak dengeli, nefes almak güzel, hayat güvenli, evren güvenli. Ben güvendeyim, ben kainatın çocuğuyum, evladıyım ve ben her zaman Yüce Yaradan tarafından korunuyorum dediğin zaman o duyguyu çençedersin. Bunu her olaya yaşadığımız evet. her olumsuz duyguya evet. uyarlayabilir miyiz? Uyarlayabiliriz. O ana gideceğiz. Kesinlikle. Aksini yaşayacağız. Kesinlikle. Ve dönüştüreceğiz. Pozitifini tamamıyla pozitifini koyacağız. Ne kadar detaylandırırsanız o kadar keyifli. Yalnız e, bilinmesini istediğim bir şey var. O işte o yüzden kitapları önerdim özellikle. Bilenler üzerine duyguyla bağ kesme çalışması yapsın. Bilenler üzerine lütfen yüklerden arınma çalışması yapsın ki benim kitaplarımın ikisinde yani de var. Yani o teknikler için de artık kitaplara bir döneceksiniz. <laughs> e, bilenler de var tabii Aha. ama hani bilmeyenler için nasıl yapacağım derlerse çok ayrıntılı yazdığım teknikler de var. Bunu yaptığınız zaman ve bunu 21 gün boyunca uygularsanız eğer kendi kendinize yapacağınız için biraz tık diye kesemeyebilirsiniz bunun önünü ama 21 gün istikrarlı bir şekilde bu çalışmayı yaparsanız o duygudan eser kalmaz Ferda Hanım. Ve siz gayet kendinizi güvenli, evrenin çocuğu, kainatın evladı olarak gayet korunaklı, sağlıklı, dinç olarak yaşamınıza devam ettirirsiniz. Biz hep söylüyoruz şimdi, dilimize pelesenk olmuştur. Kün feyikün. Eyvallah. Ol der ve or. olur. Tamam, Eyvallah. öyle bir mekanizma var. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi olduğunu düşündüğümüzde Allah'ın o ol mekanizmasını, bize şöyle gündelik hayatlarımıza vurarak bir anlatsanız sevdiği bir konu galiba. Oh, ah dedi. Oh, Sevmez miyim? Yani olasılıklar dünyasındaki ol, ol emri, emri. Değil mi? Çok çok kıymetlidir ol emri. Yani ben mesela olduran olmaya geçin derim insanlara. Olduran olun artık. Bu ne demek? İşte iradeyi teslim edebilmek demek. Siz iradenizi teslim ederseniz gerçekten bilinç seviyeniz ve inanç seviyeniz tamamıyla Allah'ın <laughs> e, kün feyekün emrinin içinde olduğunu bilirseniz zaten o olasılıklar dünyasında siz seçiyorsunuz ve Allah'ın bütün şimdi hatta şöyle de açayım burayı kün feyekün emriyle kün o oldan Hı -hı. ola olan her şey oldu ve bitti. Tüm alemleriyle birlikte. Yani bu alemde her şey yaşandı ve bitti. Dolayısıyla şimdi burada oturduğum bu koltuktan kalktım işte arka tarafa geçtim bunun zaten bir olasılık olduğu bunun devam eden sürecinin olduğu bir alem zaten var ve alemler iç içe Hazreti Ali diyor ya hani e, tüm alem sende gizli diye dürülü evet, evet. eyvallah dolayısıyla bütün alemler bendeyken e, ben Rabbim vermiş cüz'i iradeyi bize kün emriyle birlikte hepimize yanında da kül iradeyi vermiş şimdi ben o Düzü irade gereği her şeyi seçebiliyorum. Dolayısıyla en doğru seçimleri yaparsam hayrıma dönecek. İşte orada da aklederek yine hareket ediyoruz. İradeyi Rabbe bıraktığımızda o küfe yekün emrini olduran hale geçiyorsunuz. Haşa Allah gibi değil yanlış anlaşılma lütfen olmasın. Ama öyle bir frekans üretiyorsunuz ki orada pozitif. Çünkü siz teslimiyettesiniz. Bütün kalbinizden kalbimiz ki Evrendeki en güçlü elektromanyetik alana sahip dolayısıyla sen kalbinden o frekansı açtığın zaman kendi nurunla direkt bağlantı atarsın Rabbinin mekanizmasına Rabbinin mekanizmasına da kapağı attın zaten kurtuluş kurtuluş yani frekans ve dua. Aha. Nasıl bir birliktelikleri var? Çok çok Yani olmuyor. şimdi birazdan şeyi de isteyeceğim bir bizde de anlatmadı her yerde anlattı kitapta da var gerçi. ayeten kürsi korumasın bir de bize anlatsın istiyorum. Anladım. Ama önce dua ve frekans birlikteliğini bir anlatalım. Aa çok önemli. Evet çok önemli. Özellikle esmalarda çok önemli. Bir hmm. yer taşıyor. Ee, yine şey diyorum. Yani insanlar hani oturuyorlar toplu ritüellerde orada burada bir sürü hmm. esmalar çekiyorlar ya yapmayın diyorum. Bakın yapmayın ne olur ya yalvarıyorum artık ne olur yapmayın. Çünkü insan Allah'ın bütün esmalarının terkini, terkibinin toplamı. Tamam. Tamam mı? Şimdi eğer ben bugün hayatımda evli, evliyim mesela ben eşimle bir problem yaşıyorsam o sevgi anlamında <laughs> bir mutsuzluk yaşıyorsam o zaman şimdi bütün esmalar bende mevcutta ya. Ben o Esma'yı terste yaşıyorumdur, negatifte yaşıyorumdur. Ha onu pozitife çevir. Evet onu pozitife çevirmem lazım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Sevginin kendisi ben olmalıyım. Yani taştan böceğe, böcekten börtüye, börtüden ağaca, ağaçtan taşa, taştan toprağa, tüm evrene ve insanlara, hayvanlara her şeye sevgimi gösterebilmeliyim. O güler yüzümü elimde sıkı sıkı tutmalıyım Allah rızası için. Şey derim bir de bu da çok kıymetli bana kalırsa insanlar eşlerinden şikayet ediyorlar bazen işte içki içiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ya da şöyle kötü, İlgisiz. böyle. Evet, şöyle kötü, böyle kötü. Diyorum ki ona şöyle tepeden tırnağa tüm kalbinden Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın nuruyla birlikte bir bak, kalbindeki sevgiyle bir ona bak. O da hak. O da o da Allah'ın esmalarının terkibinin toplamı. Sen ona nasıl yaparsın? <laughs> yani hanımlar duyuyor musunuz? Yani <laughs> Hayır, elbette tam tersi de oluyor. Yani erkekler de işlerinden hanımlardan şikayet edebiliyor da. Ama genelde sanki şöyle bir baktığımda eşten yana en çok şikayeti biz hanımlar yapıyoruz gibi. Yani Parayı anlatıyorum normalde ama çok fazla parada konuşmak istemiyorum. İnsanlar bu sefer çalışmadan olmaz diyor. Tabii ki çalışmadan hiçbir şey olmaz. Elbette. Ama ama mesela pa parada da şöyle bir şey mi az önce anlattığından yola çıkarak soruyorum. Rızıkta bir daralma varsa evet. aslında Allah'ın o esma terkibi, o esması bende mevcut. Evet. Ya, Rezzak. ya ben onu çağır. Ha Ya Rezzak bende var. Ya Rezzak'ı işletemediğim için mi rızıkta Bravo. bir daralma oluyor? Bravo. Kesinlikle ondan dolayı evinde yemeğini çöpe atıyor musun bir bak bakalım Aha. kendine bak çok basit gideceğim ekmeklerini küflendiriyor musun dolabında yemeklerin 10 gün 20 gün bekliyor mu ya ne bileyim bir, bir sürü şeyi e, şey yapabilirsin bayat bayat dolabında duran bakliyatın var mı mu? sadakanı veriyor musun fakirin fukaranın yardımına koşuyor musun yani, birinin derdini dinliyor musun bravo bak. bravo dolayısıyla şimdi ya Rezak o daralan e, rızk kapımı ya zaten hani Allah'ım onu da bu ayetinde bildirmiş. Yani Rızkın bittiğinde diyor zaten nuruna geri dönüş var. Şimdi buna da iman ettiğim için ya rızkın daralacaktır. Sen orada rızkını genişleteceksen elindekinden faydalanacak hı hı. insanları bulacaksın. İşte paylaşacaksın. Beş mi var yarısını paylaş ve düşünme. Rabbimden daha zengin yok. Hani onu bil. Onu Nasıl? yapınca ferahlatıyor. Tabii ki ferahlatır. Ferahlatmaz mı? Esmaları öyle binlerce defa çekmek değil konu işte. Tezahür ettirebilmek konu. Bunu e, anlam, anlamamız gerekiyor bizim. Çünkü ha burada da konu şuraya geliyor. E Allah'ı zikredeme O, edersin canım ne münasebet. Tabii ki edeceksin. Allah'ı zikretmekten daha insanın kalbi elbette elbette. Neyle mutmain olabilir? Zaten ancak Allah'ı zikretmekle ayetinde bildirmiş kalpler ancak öyle huzur bulur diye. E, o zaman Zaten çokça dua et, çokça zikret ama çektiğin esma amacına uygun, senin de fıtratına uygun olsun. Hani sen fıtratında neredesin? Mesela benim şimdi e, bir bir, bir esmamız da bizim Has Esma diye geçer. Bir tık önde olan esmadır. He. Herkesde esma. ama bir tık öne çıkan bir esma Evet, evet, Hı -hı. evet. Şimdi benimki mesela Yadil ya esması. Şimdi benim hayatım inanın bana hep adale, adaletle alakalı geçmiştir. Ve şey, hep adil olmam gerekmiştir benim. Ne zaman ki adaletsiz olurum ben birinin böyle hani hakkına girercesine görmezden gelirim o benden misti misti çıkar. Direkt çıkar yani, şüphesiz çıkar ve hakkımı savunan olmam gerekir. Ya yani ben aslanlar gibi çatır çatır her yerde hakkımı savunurum. Kimseye hakkımı bırakmam. Eğer kendi kalbimde terazimde haklıysam Baktım ki çelişkiye düşüyorum 2-3 büyüme sorar. Ben böyle bir şey yaşadım. Burada bir hatam var mı sizce? Benim kalbim daha dengeye gelemedi, teraziyi kuramadım derim. Eğer ki haklılığıma emin olursam hepten üstüne gider ararım. Onun için işte insanlar e, dualarda da buna dikkat ederse Allah'ımız hiçbir şekilde bizi geri çevirmiyor. İnanın bana çevirmiyor. Ne istediysek herkes şimdi şu anda dönsün hayatına şöyle bir baksın. Rabbim ne istediysek vermiştir. Hepsini vermiştir. Hayrı olanı da vermiştir, hayrı olmayanı da çünkü biz onu bile dua ederken istemeyi ya bilmediğimiz için. Sen şu an korunmak istiyoruz. Korunmak için de şu ayet yani kürsi korumanızı bize bir öğretmenizi istiyor. Estağfurullah. Yani çok basit, hepimizin evet. günlük hayatında uygulayabileceği. Çünkü yani bu kadar dört bir yandan olumsuzluk boca edilirken Eyvallah. biz de çaresiz değiliz. Korumamızı yapalım, ne tabii yapalım? Ki, tabii ki yapalım. Bir de e, gerçekten kuvvetli bir korumadır, evrensel en güçlü koruma kalkanıdır. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şey onu delip geçemez. Hiçbir şey. Şimdi Ayetel kürsüyü okurken biz bunu e, eğitimlerde de çok sık anlatırım. Neye başlarsanız sabah evinizden çıkacaksınız. O şimdi küre içine alacağız, anlatacağım. Evinizi, işinizi, arabanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu hepsine alabilirsiniz. Hiçbir müsibet yaklaşamaz size Allah'ın izniyle. Kıble karşısına geçiyoruz. Sakin sakin hiç acele etmeden, kelimeleri yutmadan, harfleri yutmadan kıble karşısına geçiyoruz. Öne, arkaya, sağa, sola, yukarı, aşağı birer tane okuyoruz. Sonra yönlerimizi okuduktan sonra bir tane daha okurken onu etrafımızda çember yapıyoruz. Çember geldi, kilit noktasına buluştu. Onu Ayet-i diye içimize çekiyoruz ve bir tane daha okuyup böyle ayetel kürsünün içini dolduruyoruz. Kürenin içini dolduruyoruz. Sen kürenin içindesin. Ayetel, küre, ayetel kürsü sen de aktif ve canlı enerji anlamında. Onu bilesin. Her gün. Evet. Evden çıkmadan. Evet. Güne başladığında. Evet. Yakınları sevdikleri üzerinde bunu nasıl yapabilirler? Herkes kendi yapabilir? Yapmalı. Ee, mesela, Çocuğun ilgili yapmak istiyor biri mesela yapabilir çocuğuna yapabilir eşinin eşine de yapabilir ama eşine söylesin bak ben ayetel kürsüyle koruma yapıyorum ondan sonra o korumaya seni de alacağım iznin var mı diye bir sorsun biz izinsiz hiçbir şey yapmıyoruz Ferda Hanım çocuklardan da izin alıyoruz ağaçtan börtüden, böcekten bile izin alıyoruz neden çünkü herkesin özgür iradesi var inanmıyordur inanç sistemi farklıdır ve hayır diyecektir ya da korkuyordur Beni bu işlere karıştırma diyecektir. Onun özgür iradesine müdahale edemezsin. Minicik başınız dahi ağırsa, annenizin bile başı ağırsa ona mesela şifa enerjisi bile gönderemezsiniz. Anneler çocuklarını evde uğurlarken yapmak isteseler aynı yöntemle mi yapacaklar? Evet, Onu da evet. bir varsa detayı söyleyin. Eksik bırakmayalım bence. Yo yo, e, ayter kürsü korumasını yaparken... Ee, çoluğumu çocuğumu o kürenin içinde gözümün önünde imgelersem hmm. Allah'ım e, bu, bu korumanın içerisinde eşim de var çocuğum da var işte işimiz de var bereketimiz de var evimiz de var arabamız da var derse işte e, zaten o koruma alanını oluşturmuş olur herkesi içine almış olur enerji anlamında öğrendik artık değil mi hepimiz tabii, tabii. çok kolay uygulanabilir ama sakin böyle kıbleye dönülüyor evet, evet. mutlaka bu detaylar da önemli. Aceleye neden? getirmeden. Evet neden? Ee, şimdi biz duaları ezberlerken Arapçadan ezberlemediğimiz için harfleri yutuyoruz. Hı. Arapçada şöyle bir şey var Ferda Hanım. Bir harf değiştiğinde noktası değiştiğinde anlamı Anlam değişiyor. değişiyor. Şimdi sen eğer e, Sibel uzun demek yerine Sibel üzüm dersen işte uzunla üzüm arasındaki fark gibi düşünsünler lütfen. Ee, anlam değiştiğinde o korumanın da bir anlamı olmuyor. Şimdi bazen diyorlar bana ben gece çok kötü rüyalar görüyorum. Ayetel kürsü korumanı yaptın mı diyorum. Mesela yapıyorum hocam kaçırmayayım. Kurban olayım diyorum. Bak asla amacım hani senin ezberini onu bunu takip etmek değil. Minicik okur musun diyorum. Bir başlıyor. Hele bir sakin yuttu. Yarısından çoğu midende. Hani o korumanın neresi nerede? Hani ne dedin? Ne dedin bana? Ne dediğini kendim bile anlamadın. <laughs> Mektup yerine ulaşsın. Eyvallah. Dolayısıyla bu gibi şeyler aceleye gelecek şeyler değil. Namaz bile öyle pırt diye kılınacak hani egzersiz aracı değil. Huşu içinde Huşu. böyle uzun uzun, Aa, uzata uzata o aşka gire gire düşünsene huzurdasın. Yani daha ötesi yok. Dolayısıyla e, şey yutmadan sakince <laughs> bir de Ferda Hanımcığım. Allah bize iki tane daha koruma duası göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerinde var. Nas ve felak. Ha evet. Nas ve felak da okusunlar. Mutlaka okusunlar ve e, bu duaları okurken şunu da hani e, şey diyor ya cinlerin şerrinden falan diyor ya kendini insanın kendi kendine olan şerrinden de korunması çok önemli. Allah'a dua ederken onun için de dua edelim. Allah'ım beni kendime uğratacak olduğum kendi şerrimden de koru diye dua edelim yani yanlışa düşmekten <laughs> çünkü biz bunu yapıyoruz kendi kendimize de şer yapıyoruz yani yapmaz mıyız canım neler neler yapıyoruz Sibel Hanımcığım ah. e, Felak ve Nas hayatlarının tam olarak neresinde yer alsın göbeğinde A, akıllarına geldikçe mi evet evet yani gö bunun göbekte. bir tekniği var mı göbekte olsun yani sabah bunlar işte şey e, olsun sabah yerde gibi Hani ha. e, sabah evinden çıkmadan evvel nasını felanı ayetel kürsü korumanı yap oku bir, bir güzel dualarını sonra teslimiyet duanı yap yoktan var eden yüce Allah'ım bugünüme uyandım şükürler olsun Rabbim diye kalbinden ne geçiyorsa dua niyazın Rabbine bir seslen kalbinden ondan sonra da Allah'ım bütün irademi sana teslim ediyorum günün hayrını bereketini feyzini üstüme nurunla akıt inşallah de. Ya Allah Bismillah yola çık. <laughs> Daha ötesi berisi gerisi yok yani. Sizin bazı uyarılarınız da var. Ee, var. İnsanların hiçbir art niyete kapılmadan ya da e, duydu. Aa ben de yapayım dediği. Mesela diyorsunuz ki defne yaprağını sakın ya yakmayın. Evet. Niye? Çünkü şimdi evet bir, bir kesim diyor ki ve buna ekleyecekleriniz varsa lütfen ardı ardına alalım. Olur. Şimdi ...bir kısım diyor ki yakın bir şey olmaz... ...çünkü anneannelerimiz de yakıyordu... ...işte falan filan... ...çok istiyorsanız yakın... ...anneannen kadar dilin temizse yak... ...anneannen kadar... ...Allah'ı çokça zikrediyorsan yak... ...anneannen kadar... ...ya da büyüklerimiz kadar... ...onlar kadar itikatlıysak biz... ...yak... ...o kadar temizsen... ...anlatabiliyor muyum ne demek istedim... ...yani bir defa biz daha şeyi öğrenemedik ki... Im, kime nasıl ne şekilde yardım edeceğimizi kendimize nasıl yardım edeceğimizi öğrenemedik ki defne yaprağını yakıyoruz biz. Ya her şeyin bir bilinci var. Hiçbir şey bilincini kaybetmiyor. Çok eski tarihlere dönüp araştırsınlar. Niçin araştırmıyorlar? Çok merak ediyorum ben de. Yazın Google'a eski dönemlerde işte Yunan dönemlerinde mitolojisinde kurban edilen insan kurban edilen ayinlerde yakılan otlar nelerdi diye bir yazsınlar. Defne mi var Tabii işlerinde? Tabii ki var. Hepsini bir de karıştırıyorlar. Üzerlik, defne, e, benzer otlar değişik otlarda karıştırılıp yakılıyor. İnsanları kurban ederken yapılıyor bunlar. Bu bilinçler, bu frekanslar yok olmuyor Ferda Hanımcığım. Ne varsa bu alemde işte o kün emrinde, kün feye künle birlikte Yüce Allah'ımızın ya alim sıfatı nasıl ki tüm alemlere açıldı, ayağın olduğu her şey bilinç olarak da ortaya doğdu. Dolayısıyla yapılan ne pozitif ne negatif hiçbir şey unutmuyor sistem. Sen yaktığın frekansla yaptığın o işlemle yaktığın frekansla oluşturduğun frekansla hangi frekansı kendine çekiyorsun? Sen gerçekten negatif misin pozitif misin? Sen eğer çok pozitifteysen o defneyi yakmaya ihtiyaç duymayacaksın. Çünkü sen zaten ayaklı yer şafi olacaksın. Yani yürürken bile kendi mekanını temizlersin. Hmm. Dolayısıyla şimdi bu, bunları atlettiğim zaman düşündüğüm zaman yapma diyorum kurban olayım bak en güzel illaki ot mu yakacaksın ada çayı yak. Mis gibi hatta çayını da iç mis gibi. Ada çayının böyle bir geçmişi yok anladığım yok, kadarıyla. Yok Ya yani o inanılmaz temiz bir frekans Böyle var. bilmeden yaptığımız çok şey var mı? Var olmaz mı? Mesela bakın ben size çok önemli bir şey daha anlatayım. Evet çok duymuşsunuzdur ve öyle oldu ve öyle de oldu diye İlk defa İ, duyuyorum. Niyetlerin arkasına insanlar e, Instagram'da orada burada yazıyorlar ya hani niyet yapıyorlar Niyetlerin altına ve öyle de oldu de mühürle. Ha, ha e, olmuş gibi. Hı, ve öyle de işte deniyor. Ne, i̇şte Aha. ne kadar ne kadar sağ, safi bir düşünce değil mi bu? Ne kadar güzel aslında. Olmuş gibi mühürle. Ama Tevrat'ta mühür Tevrat'ta yaratılış kısmını anlatırken Kitabımda anlattım ve bir öyle de gösteriyorum, oldu bakın Evet. rota hesaplanıyor ve öyle de oldu yerine küfeye yekün demen gerekiyor senin karşılığı ifadesine e, mi evet. karşısınız orada? E, evet çünkü Tevrat bilincine o siyonist takım sizin enerjinizi o ve öyle de oldudan da alıyor her şey bir frekans. Bu ağzımızdan çıkan her şey frekans. E o zaman her konuda çok hassas hareket evet. etmemiz gerekiyor. Sibel e, Hanım. Evet. o yüzden i̇şte geçen program dedi ya her yerden enerji alıyorsunuz. Kalabalıklardan evet. korunmanızı yapın. E şimdi sözlerden bahsediyorsunuz. Evet. Daha önce geçmişte yapılan birtakım takım e, olumsuz ritüellerden kalanlar günümüze ulaşmış. Yani biz Hangi birini nasıl ayırt edeceğiz? İşte, o, o bilinçler kolektif alanda hepsi var olduğu için korkuya kaygıya düştüğünüz zaman o frekansla eşleşirsiniz zaten. Dolayısıyla sana düşen çok basit. Enerjini dengeleyeceksin. Auranı her gün kendin de süpürebilirsin, temizleyebilirsin. O duşa giriyoruz suya. O suyun nimetinden faydalanabilirsin. Öyle mi süpürüyoruz? Tabii, yani Uç, mi? yukarıda ha. yani kendinizi şöyle açıp pıt 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 yukarıdan aşağı süpürdüğünüzde auranızı süpürürsünüz. Tekrar kendinize bir aura kaplayabilirsiniz. Çünkü şimdi be, bu madde bedenin ötesine gittiğinizde ben enerjiyim. Hayır elimi şöyle yaptığım zaman benim enerjim zaten dolaşıyor. Temiz bir enerjiyi kendi etrafımda döndürdüğümde kendi auramı, manyetik alanımı tekrar yeniden sıfırlıyorum, oluşturuyorum dediğimde Auram tertemiz bir şekilde zaten olacak. Dualarımı yaptığımda, bilinçlendiğimde, farkındalık seviyemi bir üst mekanizmama çıkardığımda, kendimi yani o yükselişimi, bilincimin yükselişini gerçekleştirdiğimde iş zaten çok başka bir yere götürecek beni. Çünkü hiç aklıma bir şey geldi. hani hep deriz ya bundan beş sene evvelki haline dönüp işte ne söylersin? diyoruz ya 5 sene önceki senle şimdiki sen aynı mısın? Asla. Değilsin. Beş sene sonra da aynı olmayacak. Beş sene önceki halime tokat atardım. Ben. <laughs> Dolayısıyla şimdi kendini farkındalıklarını geliştir. Kendini bir üst seviyeye taşı. Şu kaçınmamız gereken ama gerçekten hiç kimsenin art niyet olmaksızın duyup da yaptığı <laughs> hayatına dahil ettiği ritüellerden bir tane daha örnek verseniz de bundan kaçının diye söyleyeyim. Yine toplu ritüeller, yine toplu şifa çalışmaları. Altına anne baba, anne adını doğum tarihini yazanlar bile var. Yazmayın. Niye? Yazma. Anne adımız bizim mühürümüz. Parmak izimiz. Metafizik alemde, öteki alemde sizi anne adınızla bulabilirler. Ferda Yıldırım diye bulamazlar. Bu alemdeki tek Ferda Yıldırım siz değilsiniz. Kim bilir kaç tanesi geldi geçti bu alemden. Dolayısıyla Anne adın ve doğum tarihin senin mühürün. Sen her yere onu yazıp veriyorsun. Kendini ayağın ediyorsun. Ya açık bir ediyorsun. E, İris Iris Yüce tanırsınız yayınlarımızdan. Hem yazılımcı hem astrolog. Yani bu kadar kolay doğum saatinizi her yere Bravo. verebilmenize ben inanamıyorum demişti ya. Evet. Doğum saatinden her şey yapılabilir çünkü evet. demişti. Evet. Anne adı doğum saati, doğum tarihi bunlar çok önemli. Kişiye özel. Kesinlikle. Ya sizin lefi mahfuzunuz Ferda Hanım. Sizin kendi lefi mahfuzunuz. Yani evrensel kainatın lefi mahfuzunu bırakın. Sizin kendi kendi lefi mahfuzunuzu teslim ediyorsunuz. Ben yemedim canım al sen ya ile diyorsun. Gel bana bütün kancalarını at. Bütün hortumlarını at. Benden bütün bolluğu bereketi çek kendine. Sağlığı çek kendine. Aşkı çek kendine. Bütün enerjimi çek ki, ben de sana bağımlı kalayım ki, geleyim sana sürekli para ödeyeyim ki, e, seni de zengin edeyim bir taraftan. Bunu diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Son soru, buyrun. Ee, o da şu. Ben sizin anlattığınız yöntemlerle kendimi korumaya aldım ve bu korumalara alınca da doğal olarak o frekansını anladığım kadarıyla yüksel, yükseliyor. Hı hı. Antin, kuntin işlere bulaşmaya gerek yok diyor Sibel Eyvallah. Uzun. Yükselttim. Ben o frekansımı yükselttiğimde bu yollarla. Aslında hayatımda şikayet ettiğim ne varsa bir birbiri yolumdan çekiliyor mu? Evet. Bu hayatımdan çıkması gereken bir insan olabilir, Kesinlikle. kurtulmam gereken bir durum olabilir. Yani e, frekansım yükseldikçe bütün olumsuzluklar böyle pıtır pıtır Bravo. yolda eleniyor mu? Kesinlikle Sistem eleniyor. Sistem böyle mi işliyor? Evet, aynen de öyle işliyor. Işte. Sizin frekansınız yükseldikçe etrafınızdaki tüm negatif ne var ne yok her şey arınır ve temizlenir. Çünkü siz az evvel söyledim ya bilincinizi yükselttiniz. Sizin kendi içinizdeki yükselişiniz gerçekleşti. Farkındalık alanınız gerçekleşti ve şuna dönüyorsunuz. Kurban bilinciniz ortadan kalkıyor. Kendinizi dövmemeye başlıyorsunuz. Kendinizi sevmeye, kendinize saygı göstermeye başlıyorsunuz. Öz bakım yapmaya başlıyorsunuz. Öteki türlü öz kıym yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla bir de şu da var. Bunu söylediğim zaman diyorlar e hoca e, kocam ne yapacak şimdi o da o gidecek mi hayatından yani benim frekansım ha, yükseldiği evet. için, o pozitif olan bir adam değil zaten negatif o da mı gidecek Yo sen pozitifini çoğalttıkça onu da pozitife çekeceksin hmm, etkiliyorum kesinlikle birbirimizi böyle etkileme yapıyoruz e, durumumuz var var net net var. Sadece şunu... O enerji bedenden ötürü mü? Evet evet. Auradan ötürü Şimdi etkileniyoruz. Şimdi biz karşı karşıya oturuyoruz ya tamam. Hanım. Bizim elektromanyetik alanımız, emamız, auramız 2,5-3 metre çapında tamam. yuvarlak elips şeklinde. Hı. içeyiz şu an. Birbirimize girdi auralarımız. Evet auralarımız. auralarımız. Ha, sen Hı. de olanı ben alıyorum evet. ben de olanı sen alıyorsun evet. gibi. Evet. Aa. Kalabalık alanlarda o yüzden çok rahat enerji alıyoruz biz. Enerji bedenlerimize çekiyoruz. Ama tabii bu şu anlamada gelmiyor. Her gün, her an bir, bir yerdeyiz, kalabalığa giriyoruz. Yani bazen sadece evde oturuyoruz, bilmiyorum. Yani bu da insanları şöyle paranoyak bir şeye de sevk etmesin. Sürekli birilerinden enerji alıp bilmiyorum. Yani evet. bir takım tuhaf hareketlere girişmeyelim, değil mi? Tabii Bunun ki da bir yolu orada vardı. İşte vardı Her şey çok basit. Ne olur basit yaşayın. Basit düşünün, basit yaşayın. Mutlu olacaksınız. Mutluluğun formülü. <laughs> Basit düşün, basit yaşa. Enerjini kimseye teslim etme. Kendi işini kendin gör. Rabbim bize biyoenerjiyi niye verdi? Kendimizi yenileyebilelim diye. Hasta oluyoruz, grip oluyoruz. Yıllarca süren grip gördünüz mü hiç? Görmediniz. Neden? Hem kendi frekansınız değiştikçe, yükseldikçe, temizlendikçe hastalık gidiyor. Hem de dışarıdan aldığınız takviyelerle madde bedeninizi destekliyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. güçlendiriyorsunuz. E o zaman Şimdi 5 yaşında düştün. Çocukken düştünüz mü İsfer Hanım? Evet. Canınızın çok acıdığı bir anı hatırlar mısınız? Ben hala hep düştüm için. <laughs> ya. Çocukluğu hatırlayalım ama. Evet, Çocukken... canımın çok yandığı anlar. Aynı acıyı şu an hissediyor musunuz? Düştüğümde. Yani şu an şu şu an anıyı hatırladığımda. Ha evet evet tabii aklına geliyorsa evet. Acıyı hissediyor musunuz? Hayır. İşte olay bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Her şey yaşanacak, biz onları göreceğiz, tadacağız, farkındalığımız gelişir ama geçecek. Siz onlardan aldığınız derse dönüp bakmalısınız. Dolayısıyla o acı nasıl geçtiyse, sadece hafızanızda çocukken düştüm anısı kaldıysa o şekilde bakın lütfen. Enerjinizi en yukarı çıkar. Ya biz çok kıymetliyiz. Bak vallahi de billahi de, o kadar kıymetliyiz ki yaradanın nurunun parçası zeresiyiz de. <laughs> Ötesi birisi işte gerisi yok. Vallahi. Ağlayın, affedin, öğrenin, evet. yolunuza devam edin diyor evet. Sibel Uzun. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden buluşuruz inşallah. İnşallah. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok lezzetli bir sohbet oldu. Hep olduğu gibi sizlere de teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.